كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Müsaade edersen, Allah şeytana itaat etmeyecek, kafa tutacak, pazarlık edecek iradeyi neden verdi? Ve Allah şeytanı yaratmasaydı bütün insanlar cennetlik olur muydu? Şimdi evvela şeytanı tanımamız lazım. Şeytanı çoğu kimse melek zannediyor ama şeytan melek değil, bir cindir. Cinler de insanlar nasıl ibadetten, hesaptan mesulse o da mesuldür. Şeytanın eski ismi Azazil'di. 20 bin sene diğer meleklere hocalık etti, ilim sahibiydi. Normal bir kul, o da bir kuldu. İsmi Azazil'di. Şeytan Allah Celle Celaluhu'ya isyan etti. Ne dedi? Hazreti Adem'e ben secde etmem. O dedi topraktan, ben ateşlenim, ben daha üstünüm dedi. Orada bir kibir yaptı. Bakın şunu evvela söyleyelim. Bu herhalde bunu çok tekrarlayacağız gibime geliyor. Allah Celle Celaluhu bizleri özgür yarattı. Hepimiz günaha girmede de amel etmede de özgürüz. İsteyen günah işler, isyan eder. İsteyen amel eder, cenneti kazanır. Bu insanın özgür iradesi altında. Cinler de böyledir. Şeytan da bir cin olduğu için kendi özgür iradesi altında Allah'a isyan etti. Allah Celle Celaluhu ona niye müsaade etti? Bunun hesabını soracağı için müsaade etti. Ama bu şekilde hocam bütün insanlığı yakmış olmuyor. Devam ediyorum. Şeytan olmasaydı zaten bizim nefsimiz olacaktı. Bakın şurada her insanın iki kaşın ortasında nefis diye bir şey var. Nefsi duymuşsunuzdur zaten. Nefis, bakın iyi dinleyin burayı. Bir nefis 70 şeytandan beterdir. Şeytan adama sadece vesvese verir. Şeytanın hiçbir hükmü yoktur. Ama bu nefis denen kafir onu insana yaptırana kadar durmaz. Bakın iyi anlayın burayı. Şeytan bütün dünyayı işte cehennemlik yapacak diye bir anlamı ifade etmiyor bu. Şeytan sadece vesvese veriyor. Asıl olay nefiste. Biz hep şeytan üzerinden konuştuğumuz için nefsi unutuyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu şeytana dedi ya, şeytan ben kullarını azdıracağım. Evet. Ama Rabbimiz bize şöyle bir güzellik de yaptı. Madem dedi her insana bir tane şeytan evladını musallat edeceksin. Ben de dedi her Müslüman kuluma bir melek yollayacağım. O melek sen onlara kötülük telkin ettikçe o melek de onlara iyilik telkin edecek. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani olay şu, şeytanın bizim üzerimize hiçbir hükmü yok. Biz ona uyarsak sıkıntıdayız. Bu kadar basit. İşte sorunun asıl amacı bu. Tamam. Değildi sorunun asıl. Allah diyorum yaratmasaydı keşke diyebilir miyiz? Keşke yaratmasaydı, şeytanı mı yaratmasaydı? Evet. Biz bunu diyemeyiz. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kendi iradesiyle yaptığı, yarattığı, karar verdiği bir şey. Biz buna karışamayız. Burası imtihan dünyası mı? İmtihan dünyası. Sen lisede, üniversitede sınava giriyorsun. Hoca diyor musun? Hocam yarın ne soracaksın? Hoca ne diyor? Sınavda görürsün değil mi? Bu kadar basit. Sınav gününe kadar, sınav kağıdı önüne gelene kadar haberin var mı yok? Niye? Hocanın kararı bu. Karışamazsın. Ya böyle karar mı olur? Seni ilgilendirmez. Sen öğrencisin kardeşim. Önüne gelen soruyu cevaplamakla mükellefsin. Bu kadar basit. Allah Celle Celaluhu bizi imtihan olsun diye, imtihan önemlidir. İmtihan olmasaydı Ebu Cehillerle Ebu Bekirler ortaya çıkmazdı. Peki evet. Hocam bu sorunun devamı olsun bari. İnsan öldüren birisi hesap gününde Allah'ım sen şeytanı yaratmasaydın ben de bu kötü eylemi yapmazdım. Benim suçum yok. Şeytanı yarattığın için sen suçlusun derse Allah da bu cevabı değerlendirip bu kuluna hak verip suçunu affeder mi? Ben sana o zaman bir fıkra anlatayım. Adamın bir tanesi günah işliyor mağaraya gidiyor. Allah'ım affet şeytan uydu. Tövbe diyor, bir daha aynı günah yaşıyor. Yine mağaraya gidiyor. Ya Rabbi diyor şeytan uydu beni affet. Mağaradan çıkıyor tövbesini yapıyor. Bir daha şeytan uyuyor. Üçüncüsü şeytan çıkıyor. Ulan diyor şerefsiz diyor. Günah işliyorsun için suçu bana atıyorsun diyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit mi diyorsun? Bu kadar basit. Bak o kadar açık konuşuyorum. Çünkü bak şeytan sadece üfler. Mesela örnek şu. Arkadaşın sana diyor ki kardeşim gel akşam bir içelim diyor. Sen içmeyen biri olsan ya da içmeyecek bir adam olsan ne dersin? Yok kardeşim git. Şeytan da bu kadar yapıyor. Nefis sana onu yaptırana kadar durmuyor. Nefis bizim imtihanımızdır. O yüzden cennet var. Anladım. Sen bir imtihana tabi tutulacaksın ki Allah Celle Celaluhu bunun karşında sana sonsuz ebedi bir cennet verecek. Bu kadar açık mevzu. Anladım. Yani bu aslında çok böyle kafa karışacak mevzular değil. İmtihan dünyasındayız. Estağfirullah, bismillah. Ve mâ halaktul cinne vel insa illa liya'budun diyor Allah Celle Celaluhu. Ben cinleri ve insanları
ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Bak, ibadet maksadıyla. Bu kadar basit. Anladım. Hiç tartışmaya gerek yok. Hepimiz kuluz, hepimiz imtihandayız. Ne yaşıyorsak onun hesabını vereceğiz. Bir imtihana tabi tutuluyoruz. Bu kadar basit. Anladım hocam. Peki hocam, cehennemlik erkeklerin, cennetlik olan hanımlarının cennetteki başka erkeklere eş olması durumu hakkındaki düşüncen nedir? Şimdi mevzu şu, bir adam cehennemdeyse, karısı da cennetteyse, Allah Celle Celaluhu ona başka erkeklerle evlendirmiyor. Onlara da cennet erkekleri veriliyor. Çünkü mevzu şudur, Allah Celle Celaluhu diyor ki, kullarım Müslüman olun, Müslüman gibi yaşayın, karınızla, kocanızla ya da çocuklarınızla hep beraber el ele verin, benim amellerimi yapın, emirlerime uyun, el ele cennete girin. He, siz diyor benim emirlerime uymazsanız, biriniz cehenneme, biriniz cennete girersiniz, sonucu budur. Sonuçlarına katlanırsın. Cennette şunu söyleyeyim bak, bu mevzu çok basit aslında. Cennette sıfırdan bir hayata başlayacağız. Şöyle anlayın, nasıl bu dünyaya sıfırdan anne karnından çıktık değil mi? Evet. Anne karnını hatırlayan var mı? Yok. Yok. Nasıl ki anne karnını hatırlamayan yoksa, cennete gittiğimiz zaman da bu dünyadaki mevzular hatırlanmayacak. Çünkü insanlar cennete girmeden önce Allah Celle Celaluhu onları cennetin önünde bir ırmak var, bir nehir. O nehre sokup çıkacak haset, kin, nefret, kıskançlık hiçbir şey kalmayacak. Yani tertemiz, saf bir insan haline gelecek. Adam cehennemde, kadın cennette. Allah Celle Celaluhu eğer onun karısı üzülmesin için, çünkü cennette üzülme yok. Üzülmesin diye Allah Celle Celaluhu aynı o kadının kocasına benzeyen bir mahluk yaratacak. Bir insan diyelim biz ona. Bir insan yaratacak. Ama hatırlamayacak diyorsunuz hocam. O zaman ona benzer insanı yaratmasına gerek yok. Bak şimdi hatırlamayacak derken hayır. Başlayacaksak. Hayır bak. Kıskançlık alınacak. Kıskançlık hani eski işte kocası. Eski hatıralar da alınacak dedin eski, ama. Bak şimdi bir daha anlatıyorum. Şimdi hatırlanmayacak mevzusu şu. O sıkıntılar, o meşakkatler, o problemler var ya. Problemlerin hepsi alınacak. Anne karnındaki nasıl unuttuk mesela. Hafıza da alınacak mı? Hafıza alınmayacak. Her şey hatırlanacak. Şöyle bak. Bak şöyle toparlayayım. Mevzuyu baştan alalım o zaman. Nasıl silinecek? Sıkıntılı mevzular, kötü mevzular. Mesela adam cehennemde. Tamam. Şimdi karısı o mevzuları hatırlamayacak. Başına gelen sıkıntılar. Niye adam cehenneme gitti? Günahkardı, bozuktu, kötüydü. Kadın üzülmesin diye o ahvalleri unutturulacak. Kocasının cehennemlik amelleri ona unutturulacak. Bu unutturulacak. Anladım. Yoksa insanlar cennette pazarlar olacak. Pazarlar. Nasıl pazarlar? Sadece gidip muhabbet, sohbet etme pazarı. Mesela sen cennete girdin. Orada dedenle karşılaşacaksın. Bu yaşanacak hadis-i şerifte geçer. Dedenle karşılaşacaksın. Deden diyecek ki vay o evladım nasılsın, iyi misin? İyi hoş. Hadiste geçer. Diyecek ki evladım nasıl yaşadın, nasıl öldün? İşte dedeciğim böyle ameller ettim, böyle güzelce öldüm, böyle vefat ettim. Çünkü onlar birbirini görmedi ölürken. İşte eski dedeler işte 100 sene önceki dedesiyle görüşecek. Atıyorum mesela orada Hazreti Ebubekir'le görüşeceksin. Sana soru soracak radıyallahu anh. İşte ne yaptın, nasıl yaşadın, nasıl öldün, böyle tanışma şeyler. Hep güzel şeyler konuşacak, kötü şeyler konuşulmayacak. Kötülükler unutturulacak insanlara. Anladım. Kadının kocası cehennemdeyse, kocasının kötü ahvalleri ona unutturulacak. Onun kafasından silinecek çünkü cennette üzüntü yok. Ona Allah Celle Celle onun kocasını aynen benzer bir kişi yaratacak. Onunla orada evlenecek. Üzülmesin diye. Anladım. He, karısı derse ki problem yok zaten hani ben cennete gittim. O benden ayrıydı, o cehenneme gitti. Ayrıldık. Allah Celle Celle ona başka bir, yani şöyle bir şey de var mesela. Dul kadınlar, bekar kadınlar deniz şehitleriyle evlendirilecek diye hadis-i şerif var. Bak mesela kadının kocası cehennemde. Bir hadise deniz şehitleri diye geçer. Denizde şehit olan kişilerle. Mesela adam denizci, denize gitmiş, işte boğulmuş, kaybolmuş. Ne oldu? Deniz şehit oldu bu. Çünkü boğularak ölen şehitler hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden yol çıkarak diyoruz ki deniz şehitleri dul kadınlarla evlendirilecek. Böyle de bir hadis-i şerif var, böyle de bir rivayet var. Anladım hocam.